dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm de sen kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? Ben daha küçüğüm de sen kıyar mısın bana feryadımı? Sana geldim, al yine büyüt beni. Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana feryadımı? Duyar mısın? Hayırlı sabahlar. Fatma, bu saat olmuş daha hala kahvaltıyı hazırlamamışsın. Namazdan sonra uyuyakalmışam. Hemen şimdi hazır ederim sofrayı. Hasta değilsin ya, yüzün pek bir solgun. Yok, eyem. Daha kalkmadı değil mi Elif? Ha. Oh ne güzel. Bunlardaki rahatlık ağa kızlarında bile yok. Ben şimdi gidip onu kaldırırım. Daha ilk günden tembelliğe alışmasın. Bırak uyusun karı. Dünden beri çok hırpalandı. Son günlerde sen bunları pek mi korur oldun Fatma? Herdi. El kadar bebe. Günahtır Behiye ha. Uzatma Behiye. Yardım et Fatma'ya da bir an önce kurun sofrayı. Yoruldun mu prenses? Karnın da acıkmıştır şimdi senin. Ama burada yiyecek bir şey bulamayız ki. Sen öyle san. Havada kahvaltı etmenin keyfi bambaşkadır. Hadi otursanıza. Hadi otur. Çayımız yok ama artık idare edeceksiniz. Öğretmenimle İstanbul'da yaptığımız kahvaltı geldi aklıma. Çok güzeldi. Garson bize ana kız sanmıştı. Yokluğumuzu fark etmiştir şimdi. Biraz çabuk olmamız lazım. Bizi bulmak için çoktan arabalarla peşimize düşmüşlerdir. Öğretmenim çok üzülecek. Zehra. Of Zehra, of. Yine mi konağa gittin? Al ablacığım, ben acıkmadım.
Dün öğretmenim beni o kadar çok yedirmişti ki. Hala tokum. Hadi ziyan olmaz. Hadi çabuk olmamız lazım. İstanbul'a ne zaman gideceğiz peki? Birkaç gün daha buralardayız. Direkt otogara gidersek ensedeniriz. Nerede kalacağız ki? Benim sarayım. Devran kalkmadı mı daha? Yatma kokudur ana. Bütün gün iş peşinde koşturuyor. Ezzet gibi öğretmen peşinde de değil. Abim kimsenin peşinden koşmaz. Biz de öyle biliyorduk. Ama son günlerde yaptıkları yenilir yutulur gibi değil. O kadar zaman sonra babam döndü. Şimdi de abim gitti. Haksızlık bu. Burada olmak isteyene kapımız her zaman açık. Abim gitmeyi kendi seçti. Küçüklüğünden beri başına buyruk davranır zaten. Kadim. Buyur ana. Ara Cemal'i bir sor bakalım ne zaman gelirlermiş. Sabah görüştüm ana. Ali bugün taburcu olacakmış. Meraklanma. Öğleden önce burada olurlar. Doktor yanına çağırınca önce korktum. Kötü bir şey var zannettim. Gözden ananın eli ayağı titriyor. Doktor güldü haline. Size iyi bir haberim var. Oğlunuz ayağa kalkabilir dedi. İsterse başarır dedi. Her gün fizik tedaviye geleceğiz. Biraz zorlanacaksın tabii ama mükafatın büyük olacak. İstemem. Ne? Oğlum ne değilsen sen? Doktor yürüyebileceğini söyledi. Ana. Daha önce de bu yollardan geçtik biz. Her gün hastaneye taşıdın beni. Ne oldu? Yürüyebildin mi? Umutlarımız büyüdükçe sürenlerimiz daha da çok büyüdü. Artık bunun olmasını istemiyorum. İnşallah bu defa farklı olacak. Baba, artık buraya dönmeyeceğim. Hazır mıyız çıkmaya? Hazırız. Ocağına bir mi baktınız? Zehra'ya bakmıştım. Buralardadır diye düşündüm. Zehra mı? Hı hı. Zehra buraya gelmedi ki hocam. Siz görmeden girmiş olabilir mi? Sabah ezanından beri buradayım hocam. Gelseydi muhakkak görürüm. Tamam, teşekkürler. Burak. Dur. Tanımadığımız birisinin arabasına mı bineceğiz? Kadime ayakalanmaktan iyidir. Hiç içime sinmedi. Daha epey yolumuz var. Yürümeye kalkarsak endişeleniriz. Ya tanımadığı çocuğu arabasına kim alır ki? Çocuk olan sensin. İzle şimdi. Hazır hanımefendi. Kardeşini görmeye geldi buraya, biliyorum. Ne yaptınız ona? Lafı ye bil de konuş. Ne edeceğiz biz o saçaklıyı? Zehra! Bana bak kadın. Polis çağırmadan defol git buradan. Bey,
Elif'e git bak bakalım odasında mı? Elif yok ana. Nasıl yok? Bacak kadar çocuk nereye gider? Fatma! Sen gördün mü Elif? Ne oldu ya? Neye barışıyorsunuz? Zehra ve Elif ortada yok. Evin her yanını arayın. Hemen! Kardeş misiniz? Onlar kardeş. Ben arkadaşlarıyım. Hayret. Yanlı ufaklık kardeşin gibi görünüyor. Yolculuk nereye? Kirazlı tarafı. Kiraz mı? Bu mevsimde kimse olmaz ki orada. Ne yapacaksınız başında? Köyün nere? Sarılar. Bizim oralılar usta. Mercan'ın kuzusu gibi. Evet. Şimdi bildim seni. Hasan Yıldırım'ın oğlu Yusuf'sun sen. Ya deminden beri diyorum çocuk tanıdık bir yerden diye. Gerçi sizinkiler de taşınalı epey oldu ha. Ali. Hemen kestirip atma. Biraz daha düşün. Ana. İyileşmek falan istemiyorum ben. Tekrar boş yerlere kapılamam. Ali. Dediğin gibi olsun. Farz edelim ki kötü bir şey oldu. Ama yine de vazgeçmeyeceksin. Yine de deneyeceksin. Er ya da geç orana kadar. Tamam. Konağa gidelim. Hep birlikte oturup eğrisini doğrusunu konuşuruz Azat. Benim size söylemem gereken bir şey var. Ben konaktan ayrıldım. Ne? Ne değilsen sen Azat? Ana öyle gerekiyordu. Yani kalmamın herhangi bir manası yoktu. Ben inat edecektim. Nujin ana kabul etmeyecekti. Tartışmalar. Bir sonuca ulaşmayacaktı. Yani ayrılmam en doğrusu. Geride bıraktığın sadece bir ev değil Azat. Yapma. Ne olursun. Merak etme hanım. Sadece benim inancımla onurum yanımda olsun. Bu bana yeter. Fırıldak Raşit'in kızlarının ettiğine bak. Maymun etti hepimizi peşinde. Abimin odasında da yok. Gel yarıldı içine girdi sanki. Sen niye yalı kazı gibi dikilip durursan? Gidip arasana. Dünden beri Elif'le Zehra'yı görmedin mi hiç? Öğretmen hanımı da söyledim. İkisini de görmedim. Hadi çık dışarı. Çık. Melek. Biraz. İnşallah yeni bir oyun oynamıyorsundur. Anlamadım. Ya bak Melek. Elif'le Zehra'yı birleştirmek için bir şeyler planlıyorsan hemen vazgeç. Yoksa başın büyük belaya girer. Bir yolu olduğunu bilseydim inan yapardım. Ama bilmiyorum. Elif yok ana. Her yere baktık. Tek başına nereye gider ki bu çocuk? Bu öğretmenin işidir yine. Anlamayak diye buraya gelmiş yalan yapayım. Saçmalamayın. Benim bir bilgim yok. Gidip bir an önce çocukları bulmam lazım. Yine bir işler çevirdiysen süründürürüm seni. Ya bırak kolumu. Bırak diyorum. Ne oluyor burada? Alek, ne oluyor? Zehra ile Elif kayıp. Bulmamız lazım.
Bizim de buzağlarımız var. Anam çok güzel bakıyor onlara. Biz de kardeşimle ot yonca yediriyoruz. Ya kes gevezeliği be. Aklın fikrin boş işler bence. Ben ileriden sola dönelim. Biraz daha gitmek istiyorsanız burada inmeniz gerek. Tamam. Sağ ol. Hadi ablacığım, birazdan ineceğiz. Hadi. Teşekkürler. Hadi. Hadi çocuklar. Sağ olun. Alo. Şivan, Necmi ben. Duyduklarına şaşıracaksın. Yusuf'u gördüm. Ya Yıldırımların Yusuf'u. Yusuf, daha çok yürüyecek miyiz? Az kaldı. Ya İstanbul'a nasıl gideceğiz? Hiç paramız yok ki. Hallederiz. Ya Yusuf. Eskiden yaptığın gibi. Yani İstanbul'da yapmıştın ya. Yine yapmayacaksın değil mi? Korkma. Yapmam. Hadi yürüyün. Bizi aramaya çoktan başlamışlar. Hadi hadi hadi. Nasıl yani ya? Senin yanında değil miydi Zehra? Sabah kalktım da evde yoktu. Ben de buraya geldiğini düşündüm. Düşünmüşmüş. Bakalım daha ne işler açacaksan başınıza. Baban savcı falan dinlemem. Gebertirim seni. Kadim. Sakin ol. Gel Melek gel. Gel biz gidelim. Gel. Arabaya geçelim. Melek, senin bu olayla bir ilgin var mı? Aşk olsun Azat. Sen de mi inanmıyorsun bana? İnanmak değil de. Öyle bir şey olsaydı şu an çocuklarla beraber İstanbul'da olurdum herhalde. Nereye gitmiş olabilirler ki? Efendim hocam? Azat oğlum, Yusuf senin yanında mı? Yok, yanında değil hocam. Sabah evde de yoktu. Okuma salonuna da gitmemiş. Merak ettim. Hocam siz boşuna aramayın. Kızlarla beraber kaçmış. İşte geldik. Saray dediğin bu muydu? Ne o? Beğenemedin mi? Yo, çok güzel de burası bize fazla büyük. Yani bu sarayın içine biz kayboluruz. Sen bir de içine gel. Hadi. Evet, buradayım Diler. Kirazlı'ya gidiyorlar. Yanında da iki tane kız vardı. Gördüğünün Yusuf olduğunu emin misin? Eminim dedim ya. Bizden boş laf çıkmaz. Bizi görmedin, duymadın. Yürüyün bakalım.
Usta, demeyeydin keşke. Öldürecekler zavallıları. Aklına gelmedi işte, karışma lan. Yürüyün hadi. Her taşın altına bakacağız. Gördüğümüz yerde de indireceğiz Yusuf'u. Hadi yürüyün. Nasıl buldunuz? Tamam, kabul ediyorum. Biraz pis ve dağınık. Biraz mı? Tamam, pislik içinde. Ayrıca çok dağınık. Burada uzun süre kalırsak farelere yem oluruz, farkındayım. Ama Allah bizi korur. Evden ilk kaçtığım zaman bir hafta burada tek başıma kalmıştım. Nasıl bir yerde olduğumuz değil, bir arada olmamız önemli. Hadi bakalım, iş başına. Başta gidip bir bakalım. Belki oraya gitmişlerdir. Vallahi ben orada olduklarını pek sanmam. Ama Ferman bir şeyler biliyordur belki. Bu işin altından da öğretmen çıkacak olursa var ya. Baba, yapmadım dedi ya. Ona inanacak değiliz herhal. Atla. Denileni yaptın mı sabaha karşı gidip? Evet, yaptım. İyi o zaman. Peki sabahın bu vakti ne işimiz var bizim konakta? Bak kızım, hemen etki etmez. Ne dedi kadın? Sabredeceksin. O yüzden değil. Onlara yardım için gidiyorum. Nujina'na beni bugün bir kere daha takdir edecek. Kötü bir şey yok ya. Hoş gelmişsiniz ağam. Sefa getirdiniz. Buyurun, buyurun. Bıktım senden Raşit. Ne oldu ağam? Bir yanlışımız mı oldu? Bugüne kadar neyi doğru yaptın ki? Zehra ile Elif nerede? Ağam, Elif konakta değil mi? Lan orada olsa buraya gelmezdik zaten. Nerede olduğunu biliyorsanız söyleyin. Elif kaçtı mı? Zehra ile Elif ortada yok. Ağam, Elif daha bebedir, çocuktur. Nereye gidecek? Anasının mezarına. Daha önce de oraya gitmişti. Gidin neredeyse bulup getirin. Elif ortaya çıkmazsa bu defa seni kimse elimden alamaz Raşit. Tamam ağam, tamam. Evet, bu biraz tutuştuktan sonra keyfimize diyecek olmaz. Yoruldun mu ablacığım? Hadi gel otur. Otur şuraya. Rahat mısın? Evet. Akşam yemeğine ne yemek istersiniz? Fazla bir seçeneğimiz var mı? Olmaz mı? Ormandaki bütün ağaçlar bizim. Yusuf. Biz de gelseydik. Alışveriş benim işim. Yarım saate kadar gelin. Dur lan orada. Dön lan arkanı. Dön lan. Abi Yusuf değil bu. Fare deliğine girsen de seni bulacağım Yusuf. Kaybolan. Lan.
Anacığım hadi iç ilacın da tansiyon yükselmesin. İlaç bana kar etmez. Fatma. Buyur Nurşin Ana. Çocuk hep senin yanında da. Fark etmedin mi hiç? Yok ana. Zaten konuşan mıydı biliyse? Konuşamıyor ama kaçmasını becerebiliyor. Bir de acıydın ona garip diye. Biri mutlaka yardım etti. Yoksa tek başına kaçamaz konakta. Aha bir bunlar eksikti. Koyarsınlar. Habersiz geldik ama inşallah rahatsız etmedik. Olur mu öyle şey? Buyurun hoş geldiniz. Hayırdır? Yüzünüzden düşen bin parça. Yok işte canım aman her zamanki şeyler. Hiç saklama ana. Olan biteni biliyorum ben. Elif ve Zehra kaçtılar değil mi? Devran mı söyledi? Hayır kendi gözlerimle gördüm. Yusuf'la birlikte kaçıp gittiler demek. Okuma salonuna geldikleri gün plan kurmuş olmalılar. Benim suçum. O gün Zehra'nın üzerine çok gittim ben. Ya senin ne suçun var? Hem hepimiz Zehra için neler yaptığını çok iyi biliyoruz. İstanbul'a gitmeyi düşünüyor olabilir mi? Olabilir hocam. Yusuf'un İstanbul'da çok arkadaşı var. Belki Yusuf ailesinin evine götürmüştür Zehra'ları. Bu da mümkün. Yusuf'un burada birkaç parça eşyası var. İçinde ailesine ait bir bilgi olabilir. Sabaha karşı teyzemin hasta olduğunu duyunca yola çıktım. Tam buradan geçiyordum, kızları gördüm. Kapıdan henüz çıkıyorlardı. Madem gördün, niye sustun kızım? Haber etseydin ya bize. Anacığım haberiniz var sanıyordum. Büyük birini görünce yanında. Kim vardı yanında? Kim olacak ana? O öğretmendir yine. Öyle değil mi Zelal? Çok yakından göremedim ama. Evet, oydu. Bak, bak ana gördün değil mi? Bir de gelmiş buraya oyun oynuyor. Yılan. Kadim'i ara hemen. Polise haber etsin. Çeksin o öğretmen cezasını. Elif. Korkma ablacığım. Yusuf gelir birazdan. Hem ne güzel elmalar toplamıştır bize. Birlikte yeriz ha. Hadi gel resim yapalım. Bu kömür var ya, boyaların en güzelidir. Hadi gel. Ne çizelim dersin? Deniz çizelim mi? İstanbul'a gelmişiz, denizi seyrediyoruz. Sıra sende. Burası bizim evimiz mi? Öğretmen mi? (Gülüyor)
anamızı çok özledim Elif. Sana sarılınca sanki ona kavuşuyorum. Biliyor musun? Sende onun kokusu var. Sen de onu özleyince bana sarılabilirsin. Tamam mı? Hadi İstanbul'da neler yapacağımızı çizelim. Siz de duydunuz mu? Buyurun beni. Bu yönde. Koşun hadi. Ya bunlar otobüs bileti almadıklarına göre büyük bir ihtimalle buralarda saklanıyorlar baba. Ya bunların para pulları da yok. Öğretmen ayarlamıştır. Parayı da, gidecek yeri de. Yok ya. Bu sefer bilmiyormuş gibi geldi bana. Bırak şunları devran. Aklınca numara yapıyor. Ağabeyi söyle, ne var? Ne? Tamam, kapat şimdi. Bakacağız bir icabına. Ne olmuş? Ne olacak? Öğretmen kaçırmış çocukları. Dediydim değil mi sana? Ya baba, anam nereden biliyormuş? Melek'e suç atmak için bahane arıyor zaten. Nişanlın Zela söylemiş. Gözleriyle görmüş çocukları evden kaçırırken. Şimdi çığını yaktım. Çok bilmiş öğretmen. Allah'ım, bunların parası pulu da yok. Ya parasız pulsuz aç bir ilaç nereye gittiler? Tamam lan, sakin ol. Yıllarca sokaklarda beş parasız hayatta kalmış bu çocuk Yusuf. Ne yapacağını, nasıl korunacağını iyi bilir. Tam oldu diyorum, başardık diyorum. Yine olmuyor, yine olmuyor. Ümitsizlik. İnanç planında kaybetmişlerin işleri kızım. Allah bir yolunu gösterecektir. Bazen nimet külfet ambalajında gelir bize. Ambalaja takılıp cevheri çöpe atmaya kalkmamak lazım. Çocukları görmüşler. Ya bizim yanımızda çalışan bir abi vardı. Sabah çocukları bir arabaya bindirilirken görmüş. Peki araba kimin olduğu belli mi? Belli. Sarılar köyünde Necmi diye biri var. Onun arabasıymış. Marangoz. Dükkanın adresini aldım. Tamam o zaman. Hemen gidip bulalım çocuklara. Hey hadi gidelim. Sabah ezanında balıklarla birlikte uyanacağız. Deniz kıyısında kahvaltımızı yapıp balıklara ekmek atacağız. Tıpkı eskiden hayalini kurduğumuz gibi. İstanbul'da biz çalışacağız. Küçük bir ev kiralayacağız. Seni de okula yazdıracağız. Şimdi üç kardeş olduk Yusuf'la beraber. Ferman abim yok artık. Ama Yusuf var. Gitmemiz gerekiyor. Kadim abi peşimize silahlı adamlar takmış. Birazdan burada olurlar. Ya nereye gideceğiz peki? Bilmiyorum ama burada durursak yakalarlar bizi. Hadi gidiyoruz. Hadi çabuk. Şam.
Görünüşe göre de keyifleri bayağı yerindeymiş maşallah. Birazdan keyifleri fena kaçacak. Yürüyün. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah bir an evvel bulursunuz çocukları. İnşallah hocam. Siz de dua edin. Hayırdır? Bir sorun mu var? Melek Saygıner. Çocuk kaçırmaktan tutuklusun. Ne diyorsunuz siz memur bey? Bırakın lütfen beni. Ben bir şey yapmadım. Bir dakika. Kanıtınız falan var mı öyle kolunu tutuyorsunuz? Derdinizi emniyette anlatırsınız. İyi o zaman. Ben de geliyorum. Hayır sen gelme. Sen bir an önce git çocukları bul Azat. Ne olur onları sağ salim getir bana. Hadi hadi çabuk olun hadi. Ablacığım canım korkma. Sadece bir sincap geçti. Hadi bir an evvel uzaklaşalım buradan. Çabuk olun. Gel lan. Burada da yoklar. Ya nereye giderler ki çocuk başlarına? Ters be, ters. Boş boş konuşup benim tepeme attırma. Çok duyacaklar, sinir etme beni. Sen anasısın, ben de babasıyım. İşte bu kadar. İşine geldi mi öz kızın oluverir. Ama az kaldığı canına kıyacaktın çocuğun. Hiç vicdan, hiç insaf yok mu sende be adam? Kes ağzını burnunu kıracağım şimdi ha. Sus artık. Vallahi gerçeği söylememek için çok zor tutuyorum kendimi. Sus. Kirmanlar bizi öldürmeden önce ben seni gebertirim, senden kurtuluruz. Tamam mı? Ağzını açmayacaksın, hiçbir yerde konuşmayacaksın. İşte o kadar. Hadi kalk gidelim. Bu toprak içinde sevdiklerimiz olduğu için o kadar güzel kokarmış. Benim ne bu toprakta yatacak yerim var, ne de öbür tarafta yüzüne bakacak halim var. Rüyalarımda bile yüzüne bakamıyorum bileyim sen. Ben ne Zehra'ya ne de kızımız Elif'e sahip çıkamadı. Allah benim cezamı versin. Babalığımdan da, insanlığımdan da utanıyorum ben, utanıyorum. Efendim Berfin. Melek öğretmeni tutuklamışlar Ferman. Çocukları meğer o kaçırmış. Belki de evinde saklıyordur. İçeride yoklar. Dip köşe saklanabilecekleri her yere bakın iyice gene de. Belki nereye götürmüş olabileceği ile ilgili ipucu falan buluruz. Geldi geleli başımıza bela oldu bu karı ya. Defolup gidemedi memleketine. Baksana be abi çağırıyor. Usta merhabalar. Merhaba. Ben Azat. Necmi.
Kusam, şimdi şöyle bir şey var. Biz bu çocukları arıyoruz da. Yanlarında da uzun saçlı bir genç var. Sabah sizin araca binerken görmüşler. Yo, öyle bir şey olmadı. Kim söyledi size bunu? Kim söyledi, mühim değil. Öyle bir şey var mı, yok. Bakın, bu çocukların hayatından endişe ediyoruz. Eğer bir şey biliyorsan söyle. Haberim yok dedim ya. Bir derdin varsa git polis anlat derdini. Kolay gelsin. Sağ ol. Memur bey, ben yapmadım diyorum size. Çocuklar şu an dışarıda, belki de hayatları tehlikede. Siz onları bulmak yerine buraya beni tıkıyorsunuz. Ben biliyordum zaten o öğretmenin yaptığını. Bir de buraya gelmiş ayak yapıyor. Şüphe çekmesen diye. Ya Zelal yalan söyleyse? Ne işi varmış ki o saatte konağın etrafında? Sen şimdi benim gelinime iftiracı deyip o öğretmeni mi savunursan Fatma? Hı. Öleceksen herhal. Sana son zamanlarda çok tuhaf şeyler oluyor. Benim kimseyi savunduğum ettiğim yok. Ama Zelal'ın daha önce yaptıkları da malum. Neymiş malum olan? Ne yapmış ki Zelal? Ama yok bir şey ana. Hani Zelal de sevmiyor ya öğretmeni bizim gibi. Geçenlerde sokakta rastlamış ona. Daha da bizimkilerle uğraşma demiş. İyice bir paylamış. Ağzına sağlık, çok iyi etmiş. İşte Fatma da onları görmüş de onu da iyi. Ha hocam, ben şimdi marangozun oradayım. Ya adam bir şeyler biliyor da yardımcı olmak istemiyor işte. Öyle bir tedirgin oldu. Sanırım karışmak istemiyor. Abi, ben gördüm o çocukları. Hocam bir dakika, ben arayacağım seni. Tamam. Ustamın arabasına bindiler. Kiraz da gördü. Yol ayrımında indiler. Kiraz'ı da ne işledi bu? Bir şey söylediler mi? Yok da o yanlarındaki genç var ya. Yusuf. Onun peşinde adamlar var. Kan davasında. Ustam onlara yerlerini söyledi. Gördükler herhalde, vuracaklar. Dur, ben de yardım edeyim. Hadi. Ya, hadi ablacığım, bir de yürümeye çalış. Ayağını bul be. Ya bu şekilde yürüyemez ki. Burada böyle bekleyemeyiz. Ben taşıyacağım seni. Gel. Atla sırtımı. Hadi. Hadi. Nereye kayboldu bu kansızlar? Buradan ana yola çıkmaya çalışıyorlardır. Daha hızlı olalım, ancak yakalarız. Yakalayalım da vuralım alnından şu veledi. Çok uzadı artık bu iş. Yürü. Ana, Kadim'i aradım telefonla. Öğretmen inat ediymiş. Yerlerini söylemiymiş. Boyuna ben hiçbir şey bilmeyem deymiş yalancı. Konuşacak elbet. Bilirler onu konuşturmasını. Onlar bilmezse biz bilirik. Anam. Yeminle bu sefer Azat bir şey bilmiyor. Bak ben diyeyim ki... Deme Zümrüt. Bana Azat'la ilgili bir şey deme.
Benim Azat diye bir torunum yok artık. Azat için mi ağlıyorsun? Teşekkür ederim Zümrüt. Niye ki? Oğlumuzu bu kadar yürekli, bu kadar asil yetiştirdiğin için. İkinize de teşekkür ederim. Neye yaradı ki? Baksana, Azat ağalıktan oldu. Öteki de inatla ondan aşağı kalmıyor. Tedavi olmayacakmış. Sakat kalmayı tercih ediyor. Merak etme sen. Onu ikna edeceğim. Hocam Allah'tan çırak vicdan sahibi bir çocukmuş. Bana şimdi söyledi yeri, ben de oraya doğru gidiyorum. Yetişip yerlerine bulabilecek misin peki? Hocam inşallah bulunacağım. Polise de haber verdim. Sen dualarını eksik etme hocam. Oğlum, konuşabilir miyiz biraz? Beni ikna etmeye geldiysen hiç boşa yorulma. Bırak da biraz sizler için yorulayım. Belki kendimi daha iyi hissederim. Bak baba. Ben iyileşmek falan istemiyorum. Yani hiç boşa heveslenmeyin. Eğer tanımıyorum, hatırlamıyorum diyorsan... ben sana hatırlatayım, tanıtayım kendimi. Ben beceriksiz, yüreksiz herifin tekiyim. Senin oğlun, beceriksiz herifin teki. Azat abim gibi inandığım şeylerin arkasında duramadım. Sevdiğim insanların peşinden gidemedim. Ne kendimi koruyabildim, ne de sevdiğim kızı. Ali, sen de en az abin kadar cesursun. Sevdiğine sahip çıkmayı denemedin mi? Bu evliliği bitirmeye, Sunay'ı kaçırmaya kalkmadın mı? Kalktım. Ama başaramadım. Bunu başarabilirsin. Düzenli fizik tedavinin ardından ayağa kalkabilir ve hatta yürüyebilirsin. Kendine inan. Ve biraz çaba göster. Sen inanıyor musun? Bizi hatırlamak için, tekrar eskisi olabilmek için çaba gösteriyor musun? Kendine inanıyor musun baba? Benim sadece bacaklarım felç. Senin bütün duyguların felç olmuş. Suna, ayaklarını uzat. Niye çekiniyorsun? Makbule, sen de sırtına yastık koy, rahat etsin. Gerek yok, iyiyim ben. Sen de rahat et değil mi? Rahatım ben anne, iyiyim. Ha, kimseye söylemeyin hamile olduğunu ha. Nazar mazar der. Ya Allah korusun. Hele biraz büyüsün. Hele hele de bir de erkek olursa... cümle alene ilan ederim ben. İnşallah, inşallah. Siz ana kız sohbet edin. Ben dükkana geçiyorum. Ha, makbule. Suna bir şey isterse bana hemen haber ver ha. Hadi hoşça kalın. Güle güle.
Sen inanıyor musun? Çaba gösteriyor mu? Bizi hatırlamak için, tekrar eskisi olabilmek için çaba gösteriyor musun? Kendine inanıyor musun? Benim sadece bacaklarım felç. Senin bütün duyguların felç olmuş. Baba. Ben Azat. Oğlum. Oğlum sen. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Ali. Çok küçüktü. Sen hatırlayamazsın. Ama ben seni hatırlıyorum. Gitmeden önce ata bindirmiştim beni. Anam Zümrüt. Onu da mı hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum. Anam senin öldüğünü hiçbir zaman inanmadı. Çok ağlıyorum. Bu senin değil mi? Benim. İşte bunu anam senin için yaptırtırmış. Bak. C. K. Cemal Kirim. Yani sen. Cemal mi benim adım? Cemal. Sen. Çocuklara o adamlardan önce ulaşmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Bu kan davası yüzünden az ailen canı yanmadı. Bu çocukların babası Hasan da bunların akrabası Baran Polat'ı vurup kolise girmiş. Cana can, kana kan diyorlar ya. Yani ufacık bir çocuk olsa da ille de kanı alacaklar. Çocuğun peşinde olduğunu inkar etse de karşı aile bize pek inandırıcı gelmedi. Vallahi aminim bana da inandırıcı geldi. Adamlar geliyor. Çabuk. Ama Elif koşamıyor ki. Hadi. Oradalar işte. Koşun. Nereye kayboldular? Önümüze hasarlar yetişirdik. Ya saklandılar ya da başka yöne gittiler. Yoklar burada. Dağılıp arayalım etrafı. Haberleşiriz. Bu defa öğretmen büyük hata etti. Hapislerde çürüyecek. Hele bir bulunsunlar. Ben o Zehra'ya da yapacağımı bilirim. İnşallah hiç bulunmazlar. Ali! Sen de başlama abin gibi. Ne abisi ya? Keşke abim gibi olabilsem de alıp başımı gidebilsem buralardan. Abisiymiş. Örnek aldığı adama bak. Ne nankör çıktınız siz be? Köpek bile yediği kabı kirletmez. Kadim. Yeter. Ses bağırmayın. Ben oğullarımın ikisiyle de gurur duyuyorum. Allah'a şükür ikisi de her şeye rağmen inandıklarını savunacak kadar cesur birer adam olmuşlar. Yemeğe geç kaldığım için özür dilerim ana.
çok bekletmedim inşallah. Heyecandan elim ayağıma dolaştı. Anca hazırlandım. Nasıl olmuşum? Beğendin mi beni? Çirkin. Ne? Masum birine iftira atacak kadar çirkinleştirdin kendini Zelal. O öğretmeni diyorsan masum falan değil o. Gözlerimle gördüm çocukları götürürken. Ya kızım bana bak. Hava daha yeni aydınlanıyormuş. Yanlış görmüş olamaz mısın? Yanlarındaki başka biri olamaz mı? Benimle bunun için mi buluşmak istedin? Kıymetli öğretmeni savunmak için. Gördüm diyorum Devran. İster inan, ister inanma. Bir şey yemezsen ayakta kalamaz. Canım istemiyor. Ben olurum doğur olur. Ardım sıra vurur olur. Kolum kanı. Mesele çocuklar olunca anlarım. Benim de bir kızım var. Öyle mi? Çocuk esirgemede şimdi. Yeni bir elbise alayım istedim görmeye giderken. Param yetişmedi. Çalmaya kalkışınca da yakalandım. Görmeye de gidemedim evladım. Ne vardı? İyi akşamlar. Rahatsız ediyorum. Ben şu rahmetli Baran Polat'la ilgili konuşacaktım. Hani şu davayla ilgili. Biz polise gerekeni söyledik. Kimsenin peşinde falan da değiliz. Sadece konuşmak istiyorum, lütfen. Geçmiştik sanki. Adamlardan kaçarken yönümüzü kaybettik. Elif de çok yoruldu baksana. Sen yorulmadın mı sanki? İtiraf edeyim ki çok yoruldum. Hava da soğudu iyice. Nereye gideceğiz ki? Geceyi geçecek bir yer bulmamız lazım. Biraz daha dayanabilir misiniz?
Ben sizinle konuşmadan buradan hiçbir yere ayrılmayacağım. Belanı mı arıyorsun ha? Neyin peşindesin? Ben daha kan davasından bile haberi olmayan bir çocuğun hayatının peşindeyim. Benim Gülaslı evladımı niye korumadın o vakit? O koruduğun Yusuf'un babası Baran'ımı öldürdürken neredeydin ha? Benim ciğerim yanarken neredeydin? Tamam. Haklısınız. Ne desem boş. Ne desem klasik kalacak. Ama Yusuf ölünce çocuğunuz geri gelecek mi? Ya artık yeter. Analar babalar ağlamasın. Çok konuştun. Bas git artık defol. Bana bakın. Eğer Yusuf'un canına bir şey olursa... Bak bak bak, bir de bizi tehdit ediyor. Sen bu işe burnu sokmaya devam edersen Yusuf'tan önce sen geberirsin. İyi. Hadi. Hadi. Oh, demli demli, tam istediğim gibi. Eskiden de böyle severdin. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Senin gibi. Zümrüt, o odadaki sandıktan küçük ahşap kutuyu getiriver misin? Tabii abi, hemen. Başka bir şey çekiyorsa söyle, onu yapıversin Makbule. Yok, içim almıyor. O zaman kaldırayım. Yardım edeyim. Sen otur. Sen bu evin sultanısın. Ayaklarını uzatıp oturacaksın. Makbule de sana hizmet edecek. Hadi kalk koltuğa geçelim. Sen de buraları toparla, çay yap bize. Hadi. Otur şöyle. Anandırma kalk. Onun da aklı kaldı sende. Alo. Alo. Ses versene kardeşim. Alo. Son zamanlarda çok sessiz telefonlar gelmeye başladı. Gene mi türedi bu telefon sapıkları? Aman. Beyye. Bu camayı hatırlamaya başladı galiba. Korkma. Hatırlıyor olsa o kadar geniş davranabilir mi hiç? Ne bileyim. Baksana. Hali konuşması değişmeye başladı. Ona öyle bir karışım içiriyorum ki yakında adını bile hatırlamayacağım. Hiç merak etme. Ben kendi derdimle yeterince başını ağrıttım. Şimdi sen söyle bakalım. Bu kaçırdığını söyledikleri çocuklar kim? Bir öğrenci. Küçük bir kız çocuğu. Önce okuldan alıp Berdel denen şey yüzünden zorla biriyle evlendirdiler. Sonra da evlatlık olduğu ortaya çıktı. Kız, yoksa bu Gülsüm'le Raşit'in Zehra mı? Duyduydun Berdel gittiğini. Sen tanıyor musun onları? Gülsüm de Raşit de bizim köydendir. İyi tanırım. Büyük kızı Zehra doğduktan sonra bir yerden para mı geldi? Ne oldu? Birden taşındılar köyden.
Peki şey, Zehran doğumunu hatırlıyor musun? Gülsüm yakın arkadaşım dedin ya. Yakın arkadaşım dediysem o kadar da sık görüşmüyorduk. Bir dediler bebeği ölmüş. Sonra dediler yalanmış, bebeği yaşıyormuş. Birden apar topar taşındılar köyden. Eğer merak ettiğin bir şey varsa Kubar Ana'ya sor. O bilir muhakkak. Kubar Ana kim? Bizim köyün ebesidir. Gülsüm de süt anasıdır. Her derdin, her sırrını bilir. Geçen sene gördüydüm en son. İnşallah hayattadır da sorarsın ona. Sabaha kadar burada kalabiliriz. Korunaklı bir yere benziyor. Olur. Belki bizi burada hiç bulamayabilirler. Ya Yusuf. Heh. Ya o adamları ben önceden Kadim Ağa'nın yanında hiç görmemiştim ki. Ya bir de amaçları bizi götürmekse neden silah getirsinler ki yanlarında? Geri götürmek istedikleri Elif. Biz umurlarında bile değiliz Zehra. Hadi hava soğudu. Siz geçin uyuyun. Merak etmeyin. Ben sabaha kadar nöbet tutacağım burada. Akşam olur karanlığa kalırsın. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdalı gelin. Öldürdün beni. Derin derin sevdalara gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Ne oldu? Hayırlı bir haber var mı? Hocam sabaha kadar uzlaşmaya çalıştım. Ama nafile. Ne yapacağız? Nasıl edeceğiz hocam? Sen meleğin yanında ol. Bu işi bir de bana bırak bakalım. Yanlış yerden mi arıyoruz ağam? Hiç iz bulamadık. Vazgeçmek yok. Babasına kanlı gömleğini göndereceğim onu. Yok. Bulamadık daha baba. Polisler geldi, sorgu sual etti. Daha sonra da Azat Kirman geldi Yusuf için konuşmaya. Oğlanın kan davasına haber yok. Etmeyin, eylemeyin deyip durdu. Kim ne derse desin. Yusuf'u bulmadan dönmeyeceğiz baba. Bu soysuza senin mezrada bir evi vardı sanki ha? Vardı ya, Şeyh Mızarı köyünde. Diyorum ki, bu Yusuf arkadaşlarını belki de o eve götürmüştür ha. Buraya da epeyce bir yakın ne de olsa. Doğrudur. Aferin oğlum. Yürüyün hadi. Canım, bak akşamdan beri bir şey yemedin. İki lokma bir şey at ağzına, hadi. Bir şey yiyecek hal mi var Berfin? Kardeşlerim kayıp. Ha, tamam. Tamam komiserim. Tamam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ve sizden haber bekliyor. Elif'le Zehra'dan haber mi var baba? Yok. İkisinden de hiçbir haber yok. Öğretmen de bir şey söylememiş. Konuşmaymış. Ben yerlerini bilmeyeyim deyip duruyormuş. Allah biliyor ya. O öğretmen inşallah yalan söylüyordur. Bence o saklamıştır kardeşlerime. Yoksa kız başlarına nereye gidecekler? Ya tasalanmayın. Zehra'daki akıl şeytana papucunu ters giydirir.
mutlaka başlarını sokacak bir delik olmuştur. Bence sen Zehra'nın aklına hiç güvenme. Allah'a dua et de çocuklar sağ salim ortaya çıksınlar. Eğer onlara bir şey olursa sana da yol görünür. Unutma. Şimdi nereye gidiyoruz? Gece düşündüm. Bir süre dedemin evine gitsek iyi olacak. Yani rahmetli dedem. Orada bulamazlar bizi. Artık korkma Elifciğim. Bak güvenli bir yere gidiyormuşuz. Orada bir süre kalırız. Sonra bizi bulamayınca bırakırlar peşimizi. Hadi. Cemal ağamın çayını verirsen değil mi Fatma? Ver ya. Her gün kahvaltıdan sonra içeyim. Yakında neyi hatırlayacağını bile unutur. Canım bir şey çekerse, sıkılırsan hemen ara. Gelirim. Ne istersen getiririm. Tamam mı? Sağ ol. Hadi kal sağlıcakla. Güle güle. Alo. Alo. Suna. Suna orada mısın? Arama artık beni. Arama dedim. Suna. Söyledim sana. Ben Cemişit'in karısıyım. Beni bir daha ararsan seni kocama söylerim. Sen ne dersen de gelip seni oradan alacağım. Hem de yürüyerek. Bizi kimse ayıramayacaksın. Afiyet olsun. Kalktın mı oğlum? Ben hemen tabağını getireyim. Yok ana, yemeyeceğim. Geç kaldım zaten. Baba, gitmiyoruz mu hastaneye hadi? Gidiyoruz ya, sonra da dükkana gideriz. Şöyle baba ol vakit geçirelim biraz. Evde kadınlarla birlikte oturacaksın. Gidin de işlerin başına geçin artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle, hayırlı haberlerle gelin inşallah. Hayırlı işler. Selam. İbrahim Mele. Hayırdır? Bir şey öğrenirsen bizi arayasın ha. Tamam. Tamam hadi eyvallah. Kızlardan hala haber yok mu? Yok ana. Öğretmen inat ediyor. Söylemiyormuş yerlerini. Bu vebali kim taşıyacak hiç düşünmez mi? Başlarına bir iş gelse suçlu kim olacak? Biz elbet. Gene suçu bizim üzerimize atacak şirret. Ne vicdansızmış. Küçücük kızları bir başına nasıl gönderir? Hayırdır? Sen niye geldin sabah sabah? Hiç. Hal hatır sormak için. O nasıl laf öyle Devran? Kız hürmet etmiş gelmiş işte.
Selam. Sana zahmet. Getirsene şunu mutfağa. Allah'tan korkuyu yok mu seni? Neye melek öğretmene iftira attıysa? İftira olduğunu nereden biliyorsun? Seni şerriden. Eline geçse bir kaşık su da boğacaksan onu. Sokak ortasında saçına yapışma değil mi? Oh canıma değsin. İyi ki de yapmışım. Hak etti o. Eğer iftira ettiği söylemezse devran için yaptırdığı büyüleri, muskaları söylerim herkese. Bir daha bu konaktan içeri giremezsin. Hele bir söyle. O zaman ben de çocukları konaktan çıkaranın sen olduğunu söylerim. Ne diye inkar eder ki bu öğretmen? Nereye kadar saklayabilecek ki bu kızları? Elinde sonunda bulunacaklar elbet. Ya Nucun Ana? Belki de o yapmamıştır. Boşuna günahını alıyorsunuzdur. Çünkü melek yalan söyleyecek insan değil yani. Ondan başka kim yapacak ki? Hem zelal görmüş işte. Yalan mı söylüyor kız? Hadi bitmez bu muhabbet. Kadınlar konuşsun dursun. Biz dükkana gidelim. Tamam baba sen git. Ben bir zelalle konuşayım. Hey. Afiyet olsun. Nişanlısına bir hoşça kal desin elbet. Nuşin Ana kızları konaktan çıkaranın sen olduğunu bir duysun. Esas sen giremezsin bu konağa. Sen ne melek yüzlü şeytanmışsan. Allah kimse ki seni eliye düşürmesin. Bak sen düştün ama. Benim kabahatimi ortalığa çıkarırsan ben de senin ipliğini pazara çıkarırım. Çocuklara yardım ettiğini söylerim. Doğru mu lan? Meleğin yapmadığını biliyorsun öyle mi? Mahsus onun üzerine attın ha? Öyle mi lan? Ha? Bir cana kıymanın cezası hem bu dünyada hem de ahirette çok ağır olur. Allah'ın verdiği canı ondan başka kimse alamaz. Hiç nefesini tüketme İbrahim Mele. Bu işin dönüşü yok. Elimiz ve önümüzde çaresiz bekleyemeyiz. Tören ne diyorsa olacak. Dökülen kanların hesabı sorulacak. Kan kanla yıkanmaz. Böyle tör olmaz. Buna kimsenin hakkı yok. Bitsin artık bu saçmalıklar bu diyarlarda. Hayırlı işi başlatan ardından gelenlerin sevaplarından da aynen kazanır. Bu işin ilki olun. Hayırlı örnek olun diğerlerine. Sana saygımız büyük bilirsin. Seni çiğnemek seni kırmak istemeyiz. İyisi mi sen bu işe karışma. Kararımız kati. Oğullarım Yusuf'u öldürecek. Ölen cana fidan acımıyorsunuz. Peki oğullarınıza da mı acımıyorsunuz ha? Kim bilir kaç yıl mapusluk çekecekler. Siz evlatlarınıza haset, onlar da çocuklarına haset kalacak. Oğullarım şereflerine şeref katacak. Eyle şeref yerin dibine batsın. Çocuklar dedelerinin bağ evine gitmişler. Oğullarım da peşlerinde. Gidin durdurun onları. Bir zamanlar burası cennet gibi bir yerdi. Sabahtan akşama kadar dedemle vakit geçirdik. Çiçeklere bakar. Ektiğimiz sebzeleri toplardık. Hayatımın en mutlu günleriydi. Nasıl yaparsın lan bunu? Kızım ben şunu sana. Geberteyim mi lan seni? He? Geberteyim mi? Ferhat dur yapma. Eli yıkan ablama. Bırak Allah anam bulsun. Sen karışma Fatma abla. Yürü lan. Yürü. Kısmetine bak. Doğduğu evde ölecekmiş Yusuf.
Ama sen böyle kanı gibi gidersen ecel onu bizden önce yakalayabilir. Bas hadi gaza, bas. Yürü. Al taşı. Çabuk ol lan. Devran yapma, canımı acıtıyorsun. Geber. Oğlum ne oluyor, ne yapıyorsun? Bırak kızı Devran. Bırakmam ana. Önce emniyete götürüp ifadesini alırtacağım. Sonrasını artık Allah bilir. Oğlum ne diyorsun sen, delirdi mi? Ne ifadesiymiş bu? Bırak Allah aşkına. Bu akrep meleğin masum olduğunu söyleyene kadar bırakmam. Oğlum dur hele, bir anlat hele. Nereden bilirsin Robert'in masum olduğunu? Ana bu fitnebaz bize yalan söylemiş. Gördüğü kişi melek değilmiş. Yani melek kaçırmamış çocukları. Öyleyse kim? Kim kaçırmış çocukları? O! O çıkardı çocukları. Gördüm. Birkaç gün burada kalırız. Kadim Han'ın adamlarının aklından gelmez buraya bakmak. Kurtuldun canım, gördün mü? Bak, burada bizi bulamazlar. Kim var içeride? Ayhan abi. Yusuf. Son duanı et Yusuf. Melek, iyi misin? Ya kusura bakma. Celal yanlış görmüş. Hatasını anlayınca hemen ifade değiştirmeye geldi. Bu yaşta yanlış görmeye başladıysa ilerleyen zamanlarda sıkıntı çekecek demektir. O zaman ben yapılabilecek bir şey var mı diye bir sorayım. Geliyorum, tamam mı? Sen fark ettirdin herhalde. Ya tekrar kusura bakma. Meyve veren ağacı taşlarlar burada. Taşlasalar iyi. Ellerinden gelse kökünden söküp çıkaracaklar. Önce beni geçmeleri gerek. Sağ ol. Teşekkürler, sağ olun. Tamam, herhangi bir sorun yok, çıkabiliriz. Bir haber vardır belki. Hocam kusura bakma, arabada unutmuşum telefonu. Çocukların yerini öğrendim. Yusuf'un dedesinin Güney köyünün aşağısında bir bağ evi varmış. Oraya gitmişler. Ama kanlılar da peşinde. Tamam hocam, anladım. Biz de hemen oraya geçiyoruz. Tamam. Ne oldu? Ne dedi? Çocukların yerini öğrenmişler. Allah'ım. Çok şükür. İnşallah bulacağız onları. İnşallah. Hadi kemeri tak. Fatma bunca yıldır yanımızda. Hiçbir kabahatini, saygısızlığını görmedik. Yapmış bir kabahat. Büyüklük et de bağışla anam. En iyi öcü almak bağışlamaktır. Ama ben öcü almayacağım. Fatma'yı çağır. Bir daha düşünsen anam. Yalnız kadın ne yapar, nereye gider? Sen karışma Zümrüt gelin. Merhametten maraz doğuyor bu konakta. Bunu çok iyi gördüm. Kimseye acımayacağım. Minareyi çalan kılıfı hazırlar.
O da böyle bir şey ettiyse neticesini biledir. Bulmuştur kendine kalacak bir yer. Yazıklar olsun sana. Kızım bildim seni bunca yıl. Sevgimi verdim sana. Sırrımı bile paylaştım. Gün oldu. Evlatlarımdan, torunlarımdan ihanet gördüm. Ama senden bunu hiç ummazdım. Aldığımız verdiğimize denk olsun. Hakkın helal olsun. Şimdi fılını pırtını topla. Get gayrı. Bu konakta arkamdan iş çevirecek adam görmek istemeyem artık. Babanın da kan davasından içeride işte. Hakim 18 yıl vermiş. Ama ihalden dolayı 1-2 sene erken çıkabilir belki. Hiç gitmemeliydim buradan. Belki ben burada olsaydım. Gitmeseydin şimdi çoktan ölmüş olurdun. Teyzemin en büyük tesellisi bu zaten. Hasretim ama bir yerlerde yaşadığını, nefes aldığını bilmek bana huzur veriyor diyor. Zavallı anam. Neler çekmiş ben yokken. Zehra. Anamla kardeşimi de alalım yanımıza. Onları da İstanbul'a götürelim. Delirdin mi sen? Ananı kardeşini unut. Yanlarına gittiğin an indirirler seni. Hatta burada bile güvende değilsin. Bir gören olduysa geldiğini. Tamam Melek, sakin ol. Polise haber verdim. Belki de çoktan bulmuşlardır. İnşallah. Ya onlara bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ya sen kendini niye suçluyorsun ki? Ya engel olamadım. Allah'ım yardım et. Demek Fatıma yardım etmiş kaçmalarına ha? Boynumuzda yılan beslemişiz bunca zaman. Nerede o vakit bu çocuklar? Nereye gidiyorlar tek başlarına? Hayırlı işler. Hoş geldin. Hoş geldin. Buyur geç. Geç. Zümrüt, şimdi geldik daha dükkana. Çok iyi. Ali böyle çalışmaya devam ederse tez vakitte ayaklanır inşallah. Sağ olasın. Görüşürüz. Dimağ onun için telaş etmedi. Aramadı çocukları. Nereye gittiklerini biliydi. Sen çocuklara acıdı ama anam sana acımadı işte. Hadi kalk eşyalarını topla. Hala burada durduğunu görmezsin. Gitmeyecek. Nasıl? Anama karşı mı geleceksin? Kovdu seni. Daha ne beklesin? Yürü git, hadi.
yetmeyecek. Çünkü sen buna mani olacaksın. Yok canım. Sen bildiğini oku, ben sana arka çıkarım. Öyle mi? Öyle. Yoksa Evren'e anası olduğunu söylerim. Bunca yıl işleri tek başına sırtlamışsın. Sağ ol. Artık döndüm. Hakkını öderim inşallah. Hak olur mu? Çalıştıysam ailemiz için çalıştım. Gene çalışırım. Sen istersen buraya hiç gelme. Endişeleniyorsun tabii. Her şeyi unuttuğum gibi işleri nasıl yürüdüğünü de unuttum. Ama sen gösterir, hatırlatırsın bana değil mi? Benim eşkıyalara verecek param yok. Defolun gidin buradan. Bunu yaptığına pişman olacaksın. Başımızı belaya sokacağız. Bu adamlara vermek zorundayız parayı. Yoksa burayı başımıza yıkarlar. Bizi onlara gebe bırakmasaydın yıkamazlardı. Sen açtın başımıza bu belayı. Temizle şimdi. Hatırladım. Hatırlıyorum. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Yarmısın?